Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2024 yılı merkezi yönetim bütçe kanun teklifiyle 2022 merkezi yönetim kesin hesap kanun teklifinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın KOSGEB Türk Standartları Enstitüsü ve Türk Patent ve Marka Kurumu bütçeleri üzerine Milliyetçi Hareket Partisi adına söz almış bulunmaktayım. Ekranları başlarında bizleri izleyen ve sosyal medya aracılığıyla takip eden aziz Türk milletini ve Gazi Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. Sözlerimin başında Kocaeli Milletvekili Sayın Hasan Bitmez'e Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve Saadet Partisi'ne başsağlığı diliyorum. Değerli milletvekilleri, bütçeleri üzerine söz aldığım kurumlarımızdan biri olan KOSGEB, KOBİ'lerimizin gelişimini desteklemek ve girişimcilik ruhunu teşvik etmek amacıyla kurulmuş önemli bir kurumumuzdur. Bu nedenle bütçesinin etkili bir şekilde kullanılması, KOBİ'lerin desteklenmesi büyük önem taşımaktadır. KOSGEB'in bütçesi, KOBİ'lerin rekabet gücünü artırmak, yenilikçiliği teşvik etmek ve istihdam yaratmak için kullanılmaktadır. Bu kapsamda KOSGEB'in bütçesinin doğru alanlara yönlendirilmesi ve etkin bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Türk Standartları Enstitüsü ile Türk Patent ve Marka Kurumları ise ülkemizin ekonomik kalkınması, rekabet gücünün artırılması için son derece önemli kurumlardır. Türk Standartları Enstitüsü, ürünlerin kalitesini belirleyen, standartların oluşturulması, uygulanması ve denetlenmesi konusunda faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu sayede tüketicilerin güvenli ve kaliteli ürünlere erişimi sağlanmakta, aynı zamanda üreticilerin uluslararası standartlara uygun ürünler geliştirilmesi teşvik edilmektedir. Türk Patent ve Marka Kurumu, ülkemizdeki teknolojik gelişmelerin takip edilmesini, yerli buluşların desteklenmesini ve uluslararası alanda rekabet gücümüzün artırılmasını sağlamaktadır. Bu nedenle bu kurumların bütçelerinin yeterli düzeyde olması ve etkin bir şekilde kullanılması son derece önemlidir. Bu bağlamda KOSGEB, Türk Standartları Enstitüsü ve Türk Patent ve Marka Kurumu'nun bütçelerini Cumhur İttifakı olarak destekliyor, bu kurumların faaliyetlerini daha etkin bir şekilde sürdürebilmesi için gerekli mekanizmaların oluşturmasını da önemsiyoruz. Değerli milletvekilleri, konuşmamın bu bölümünde seçim bölgem Yozgat'tan hemşerilerimizden bize ulaşan talep, istek ve beklentilerini genel kurulda gündeme taşımak istiyorum. Yozgat'ımızın ekonomik potansiyelini ortaya çıkarmak, iş insanlarımızın Yozgat'a yatırım yapmalarının önünü açmak, istihdam artırmak ve başka şehirlere göçü önlemek önceliğimizdir. Cumhur İttifakı döneminde seçim bölgem Yozgat, yüksek hızlı tren, yeni okul binaları, şehir hastanesi, sağlık merkezleri, bölünmüş yollar, havalimanı, toplu konutlar, modern spor tesisleri, tarımsal ve hayvansal destekler gibi önemli yatırımlar almıştır. Tabii yeterli midir? Tabii ki yeterli değildir. Çünkü Yozgat değerlidir. Yozgat bu projeleri hak eder. Değerli milletvekilleri, ilimiz Yozgat yüz ölçümü itibariyle Türkiye genelinde 14. büyüklüğe sahiptir. Yatırım yapmaya oldukça müsaittir. İnsanı mert, suyu sert bir şehir olsak da misafir denince bağrımıza basar, soframızı hanemizi açarız. Demir yollarımız var. Limanlara yakınız, önümüzdeki süreçte havaalanımız da yapılacak. Bu fırsat ortamını değerlendirmek üzere yatırım yapmayı düşünen iş insanlarımızı Yozgat'ımıza davet ediyoruz. Yozgat yatırımcılarımızı beklemektedir. Yozgat bürokrasisi de iş insanlarının tüm işlerini kolaylaştırmaya taliptir. Bu kapsamda Yozgatlı hemşerilerimizin de Sayın Bakanımdan ricası teşvikte 6. bölgenin avantajlarından yararlanmak istemektedirler. Değerli milletvekilleri, ülkemizin modern ulaşım ağlarının bir parçası olan Sivas-Yozgat-Ankara yüksek hızlı tren hattı bu yılın başında vatandaşlarımızın kullanımına açıldı. Hemşerilerimiz yüksek hızlı trene kavuşmaktan çok mutlu, ancak yapımları devam eden Yerköy, Sorgun ve Akdağ Madeni istasyonları henüz hizmete açılamadı. Bu ilçelerimizde vatandaşlarımıza hizmet verecek olan
istasyonlarındaki eksikliklerin bir an evvel tamamlanması ve bu istasyonların hemşerilerimizin hizmetine açılmasını bekliyoruz. Ülkemizin 27 ilinde bitkisel ve hayvansal üretim konulu tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi projeleri yürütülmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığımızın vermiş olduğu desteklerle üretim teşvik edilmekte. Cumhurbaşkanı hükümet sistemiyle de büyüyen Türkiye'nin önü açılmaktadır. TÜİK 2022 temel iş gücü göstergelerinde göre Yozgatlı hemşerilerimiz %53,5 ile hizmet sektöründe, %26,10 ile sanayi sektöründe, %20,40 oranında ise tarım sektöründe geçimlerini sağlamaktadır. Bu kapsamda orman faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı Yozgat Akdağ Madeni ilçemizde orman ürünlerine dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi talebimizi de dile getirmek istiyorum. Sarıkaya, Yerköy, Sorgun ve Saraykent ilçelerimizde oldukça elverişli termal kaynaklara sahibiz. Bu ilçelerimizde de seracılık, meyvecilik, fidancılık, çiçekçilik ve tohumculuk faaliyetleri kolaylıkla yürütülebilir. Yozgat merkez ilçemizde ise besi ve süt sığırcılığı, koyun ve keçi yetiştiriciliği yoğun bir şekilde yapılmaktadır. Yozgat merkez ilçemizde de hayvancılığa dayalı ihtisas organize sanayi bölgesinin kurulmasını beklemekteyiz. Değerli milletvekilleri, bilindiği üzere tarımın kaynağı toprak ve sudur. Yozgat'ımızın toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi için Tarım Bakanlığımız tarafından altyapılarının geliştirilmesi amaçlanmakta, önemli yatırımlar yapılmaktadır. Bu kapsamda çalışmaları devam eden Yerköy İnandık Barajı, Boğazyan Uzunlu Barajı, Aydıncı Köstelik Göleti, Sorgun Gevrek ve Eymir Göletleri, Akdağ Madeni Bahçecik Barajı, Yozgat Merkez Büyük Mahal Göleti, Sarıkaya Hasbek Köyü Göleti inşaatları ve Yerköy İdecik Köyü Göleti kapalı sulama işlemlerinin tamamlanmasını bekliyoruz. Bunlarla birlikte Yozgat Çekerek ilçemizde Yukarı Karahacılı Göleti, Şefaatli Paşaköy kapalı sulama sistemi, Sorgun ilçemiz içme suyu tesisleri iletim hattı yapım işlerinin 2024 yılı yatırım programına alınmasını talep etmekteyiz. Yine Boğazyan ilçemizde bulunan Esentepe Köyü içinde geçen Başpınar Deresi Sorgun Araplı Kasabası Yaycılar Mahallesi içerisinde geçen Armutlu Deresi Sarıkaya Karayakup Köyü içerisinde geçen dere yatağı ve Akdağ Madeni Kılıçlı Köyü içerisinden geçen dere yatakları taşkın koruma kontrolü yönünden incelenerek 2024 yılı etüt programına alınmasına ve yatırım programına dahil edilmesi gerekmektedir. Kısıtlı su koşullarına sulama suyunun verimli bir şekilde kullanılması büyük önem arz etmektedir. Yarı kurak bir bölge olan Yozgat'ımızda tarımsal üretim riskini azaltmak amacıyla bölgemizde su hasadı tekniklerinin geliştirilebilmesi için bu yatırımlarının tamamlanmasına şehrimizin ihtiyacı vardır. Ve bu projelerin kısa sürede tamamlanarak hemşerilerimizin hizmetine sunulacağından hiçbir şüphemiz yoktur. Cumhur İttifakı varsa engel de yoktur diyorum. Sözlerimi tamamlarken 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun teklifini Milliyetçi Hareket Partisi olarak desteklediğimizi belirtmek istiyorum. Tüm bakanlık ve kurumlarımızın 2024 yılı bütçelerinin hayırlı olmasını diliyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.